Bir Resim Bir Hikaye programından merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü ressamımız Edvard Munch. Edvard Munch'un çığlık tablosunu sanatçı dostum ressam Alev Ermiş Mavitan'la konuşacağız. Sevgili Alev, bugün Edvard Munch'un herkes tarafından çok konuşulan, herkesin neredeyse bildiği bir resmi konuşacağız. Çığlık tablosunu konuşacağız. Çok enteresan olacak bence bu program. Öncelikle buraya geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Seni aramızda görmekten gerçekten çok mutluyum. Şimdi programa başlamadan önce, madem ki sen bu resmi anlatacaksın, kendini anlatacaksın, önce bu anlatımın içerisinde sanatın tanımını senden duymak istiyorum. Alev'in sanat tanımı nedir? Bunu bize biraz anlatır mısın? Tabii. Sanat, yaratıcılık ve hayal gücünün farklı tekniklerle dışa vurum hali. Gerçek sanat ve gerçek sanatçı tekrarlardan hoşlanmıyor. Hep yeni bir cümle kurmak istiyor, yeni bir söz söylemek istiyor. Tabii bu yeni söz ve cümle algıları çok açık biri. Yeni söz ve cümle dışarıya karşı son derece duyar, çağına karşı da son derece duyarlı olduğu için dışarıdan gelen veriler ve onun algılarıyla ve kişiliğiyle üst üste binip yeni bir söz söylüyorsa eğer buna gerçek sanat eseri diyoruz ve de iyi oluyorsa yaptığı belli kriterlere de uyuyorsa bu kriterler tabii her tartışılan kriterler. Zaten. Evet. İleride konuşacağız galiba. Evet, evet. Evet, gerçekten yani bizi kendimize anlatıyor sanat galiba, öyle bir şey. Biraz da onu söyle ya da sanatçının durumunu. Etraftaki algılara açık olduğu gibi kendi iç dünyası ve kendi evet. Süzgeci var. Kendi süzgeci de devreye girdiği zaman tabii söylediğin şey oluyor. Ben galiba bu noktaya gelmek istiyordum. Neden? Çünkü işte Edvard Munch'un işte kendi süreci dedin. Kendi dünyası dedin. Bu bağlamda artık Munch'un çığlık tablosuna dönebiliriz herhalde. Çünkü çok güzel açıkladın ve galiba zaten tabloyu açıklamak için çok iyi bir noktaya geldik. Ressamın psikolojisinden bahsettin, anlatmak istediğinden bahsettin. Peki bu tablo neyi anlatıyor ve Munch'u da bize kısaca şöyle bir bahseder misin lütfen? Evet, Munch çok önemli sanat, dünya sanat tarihinin çok önemli sanatçılarından biri. Bir kere ekspresyonizmin öncüsü Munch. Ayrıca en dramatik hayat hikayesine sahip sanatçılardan biri, çok çalışkan biri, çok üretiyor, çok değil mi? Üretken biri. Binlerce evet, eserinden bahsediyoruz. Evet, 15 bin civarında çeşitli tekniklerle yapılmış. Sadece resim de değil. Evet, resim yok. 15 bin civarında çeşitli tekniklerle yapılmış resim var. 13.500 civarında da yazılı var. Eseri var. Yani evet. Yazıları, şiirleri gibi çok üretken bir sanatçı. Bir de çok enteresan bir yanı var. Ben onu çok sevdim. O yanına ilk selfie çeken kişilerden evet. biri. Sanatçılardan biri belki. 1902'de bir fotoğraf makinesi ediniyor, alıyor. Herhalde fotoğraf makinesi yeni, herkesin değil. Yani herkeste yok öyle bir şey. O alıyor bir şekilde. Ve onu kendine çok evet. sayıda fotoğrafını çekiyor. Yani bugün selfie dediniz. Evet, selfie'nin babası. böyle gerçekten elini böyle tutarak falan evet. Şeyleri var. Alevciğim, bu selfie niye çekiyor ayrıca? Onu da yani onların resmini mi yapıyor? Çünkü bildiğim kadarıyla kendi portresini de kullanıyor evet, değil mi? Evet, çok sayıda kendi portresi de var. Kendi yani sırf bütün vücuduyla yaptığı, bütün vücudunu yaptığı ya da sadece portresini yaptığı birçok resmi var.
belki biraz fotoğraf sanatının da başlangıcı. Yani onları ne yaptığını bilmiyoruz açıkçası çok fazla. Çünkü çok sayıda selfie çekmiş. Fotoğraf sanatının başlangıcı evet, olabilir. Yani belki diyorsunuz. Öyle bir şey evet. Portre çalışmaları. Şimdi, tam bilmiyoruz onların ne olduğunu. Evet, çığlık resmine döndüğümüzde bu kendisi zaten öyle değil mi? Evet, bir kere şunu söylemek lazım. Çığlık resminden 4 tane var. Evet. 4 tane değişik zamanlarda yapılmış çığlık resmi var. Bunların teknikleri de farklı. Kimi boya, yağlı boya, işte pastel boya. Bir de beşinci olarak taş baskı, siyah beyazı var. Tabii bu taş baskı, siyah beyaz zaman içinde üretilmiş. Ondan çok sayılı. Tabii, çoğaltılan bir şey bu zaten baskı dediğimiz. 1893'te yaptı diye biliyorum, doğru evet, mu? Evet, 1893'te yaptığı bir resim. Ama evet. Diğerlerini de başka tarihlerde başka yapmış. Tarihlerde hepsini yapmış. Aynı tarihte yapmamış. Onun için resmine göre tarihini söylemek gerekiyor. Tekniği yağlı boya. Tekniği yağlı boya. Buradaki resim, yani bizim konuştuğumuz resim tekniği yağlı boya. Ama Mung'un en pahalı satılan resimler arasında bir versiyonu var bunun. O da pastel. Evet. 119.9 milyon dolara satılmış. Yani ilk 10'a giriyor dünya. Evet, son zamanlarda içinde. Onu evet. Aşan resimler evet. De satıldı evet, ama tabii, çok, tabii var çok onun yüksek. Ama ilk 10'a giriyor evet. Bunun bu fiyatıyla. Edvard Munch. 1863'te Löten'de doğan Norveçli ekspresyonist ressam Edvard Munch, kendi deyimiyle hastalık, delilik ve ölüm, beşiğinde bana bakan ve tüm hayatım boyunca bana eşlik eden siyah meleklerdi ifadesiyle, henüz çocuk yaşta annesini, ardından ablası Sophie'nin ölümüne an be an tanık olma trajedisinin hayatını ve dolayısıyla sanatını nasıl sarmaladığını anlatır. Öyle ki Munch'ın hastalık ve ölüm karşısındaki çaresizlik ve derin üzüntüsü, hasta çocuk ve hasta odasında ölüm temalı yaptığı resimlerde kendini buldu. Resime olan ilgisi onun mühendislik eğitimini yarım bırakmasıyla sonuçlandı. Hemen ardından Norveç Sanat Enstitüsü'ne başlamasına ama kendisini geliştirmek adına yurt dışına çıkması gerekliliği inancıyla eğitimi için burs ayarlayarak Paris'e gitti. Ve sanatının dünyaya erişecek ilk adımlarını böylece atmış oldu. 1889'da Yaşam Frizi adında bir seriye başlamıştır ki, ünü tartışılmaz olan Çığlık adlı resmi de bu serinin içinde yer almaktaydı. Sanatçı acı çeken ve seven insanların konu edildiği seride yaptığı eserleri geleneksel olarak yeniden düzenleyerek, farklı teknikler uygulamış ve yeni eserler ekleyerek adeta bu seriyi güncellemişti. Van Gogh hayranı olan ruhsal ve duygusal resimleriyle tanınan ekspresyonist sanatçının dışa vurumculuk, modern sanat, sembolizm, izlenimcilik, realizm dönemlerine tanık olduğumuz gibi, varoluşsal yabancılaşma yaklaşımı bugün dahi otoritelerce ciddiyetle değerlendirilen bir fotoğrafçı olarak da iz bıraktı. Günümüz öz çekim kültürünü belki de 100 yıl önceden gören Munch'ın, öznesinin kendisinin olduğu kareleri bugün hayretle karşılamamaksa mümkün değil gibi. Şimdi bu çığlık resmine geldiğimizde bir kere ikiye ayırabiliriz. İnceleme kısmında ikiye ayırabiliriz anlatacağımız şeyleri. Öndeki figür ve arka plan, arkadaki plandaki şeyler, objeler. Şimdi öndeki figür muhtemelen Mung'un günlüklerinde şöyle, kendi günlüklerinde bu resim için şöyle yazıyor, şöyle anlatıyor. Bir gün yolda yürüyordum. Bir köprü üzerinde yürüyordum. İki tane de arkadaşım vardı yanımda. Konuşarak yürüyorduk. O sırada güneş battı. Güneş battı. İçimde bir darlık hissettim. Bir bunalım hissettim. Güneş batarken kırmızı evet, oldu. Hissettim. Bu arada hava kıpkırmızı oldu. Kırmızı hatta bir bıçak gibi ve kan gibi böyle kıpkırmızı oldu hava. Köprüye doğru dayandım. Doğadan bir sesler gelmeye başladı. Ellerimi kulaklarıma götürdüm, yüzümün etrafına götürdüm, kulaklarıma götürdüm. Fakat arkadaşlarım benim bu halimi fark etmediler. Çok büyük bir yalnızlık. Yalnızlık duygusu var. Yani onun o halini fark etmeyip yürüyüp giden arkadaşlar. Burada bir yalnızlık vurgusu var. Munch bunu özellikle böyle yapmış olabilir deniyor. Ayrıca
mavi fiyortların üzerindeki o kıpkırmızı gökyüzü tabii ki zıt renkler, bir yani canlı ve zıt renklerin oradaki olayı anlatmadaki hali de var. Güçlendiriyor iki renk. Güçlendiriyor. Evet. Köprü bir intihar duygusu, intihar durumunun sembolik hali. Olabilir. Belki olabilir. Bunu da belki yüklüyor resmine. Ayrıca uzakta iki tane tekne var. O iki teknede Drakula'nın ölüm gemisi deniyor. Orada da ölüm var. Zaten bunun birçok resminde ölüm teması var. Ölümü vurguluyor. Figürde işte orası çok önemli. Evet. Değil mi? Figürdeki portre Peru'da bulunmuş bir mumyadan esinlendiği söyleniyor Mung'un o portre için. O mumya aynen bu vaziyette, gözleri patlamış, elleri yüzünün iki yanında, kendi vücuduna sarılmış, işte bir şeylerle sarmıştı onu, böyle bağıran, ağzı da o şekilde bir mumya. Gibi gözüküyor, bağıran evet, gibi gözüken evet, bir evet, mumya. Evet, bunu muhtemelen kendisi bu figür ama o portreyi bu kendi figüründe kullanıyor. Konuşulabilir bu resim hakkında. İki tane daha şey var bu. Bu çığlık ne? Bu aslında ilk yapıldığı zaman Doğan'ın çığlığı resmin adı. Sonra da çığlık haline değişiyor. Çığlık deniyor. Yanardağ'dan bahsedilir, öyle değil mi? Evet. İki tane şey var. Çok yakın bir coğrafyada, Endonezya'da bir yanardağ patlıyor. Çok yakın bir zamanda, bu resmin yapıldığı zamanı çok yakın bir zamanda bir yanardağ patlıyor. Ve akşamüstleri güneş batarken gökyüzü kıpkırmızı oluyor. Bu yanardağının etkisiyle gökyüzü kıpkırmızı oluyor. Birincisi bu. İkinci varsayım da kuzeyde akşamüstü çok soğuk havalarda, akşamüstü güneş batarken melek bulutları denen bir bulutlar söz konusu, adı böyle. O bulutlar böyle kızarıyor. Evet. Böyle bir bilgi de söz konusu. O melek bulutlarının kızartısı mı, Endonezya'daki yanardağının kırmızısı mı, orasını bilmiyoruz. Bu iki varsayım var. Bu çığlığın, tabii çığlık bu, bağırıyor, figür bağırıyor. Bağırıyor mu, duyuyor mu, duyduğu için mi? İki varsayım daha var. Bunlardan biri, yakında bir mezbaha olduğu söyleniyor, varmış. Burada hayvanlar kesiyor. Acaba Mung bu kesilen hayvanların sesini duydu da bir anksiyete haline girdi, bir panik atak haline girdi. Birinci varsayım bu. İkinci varsayım da gene çok yakın bir yerde bir akıl hastanesi var. Kardeşlerinden biri akıl hastası, kız kardeşi. Onun tedavi olduğu hastane, acaba o hastaların sesini duydu da ya da kız kardeşinin sesini duydum zannetti de oradan çıkan bir etkiyle mi bu böyle kulaklarını kapatıyor, bu çığlık oradan mı çıkıyor? Bu iki varsayım söyleniyor. Hangisi var olursa olsun, hangisi doğru olursa olsun, sanatçının çevresine, yaşadıklarına duyarlılığını gösteren çok değerli evet, bir yaklaşım. Evet, hele o hayvan mezbaha kısmı, evet. Günümüzde doğaya ve hayvanlara yapılan eziyetin bir dışa vurum hali mi, resimsel olarak dışa vurum hali mi? O da tabii söz, o da parantez içinde, o da düşünülüyor. Evet, bu tabii ki hakkında. Sanat eserleri her zaman sonraki zaman içinde aynı oluyorlar, bize yol gösteriyorlar. Gerçekten harikulade bir resim. Yapılışı tekniği açısından boya çok kalın değil. Evet. Şimdi boyası çok kalın değil. Boya böyle akar gibi figürün ve işte doğanın içinde dolaşıyor. En önemli özelliklerinden biri bu Mung'un.
Biraz da boyayı ince ve ezik eziyor, kullanıyor. Ezik evet. kullanıyor. Kazıyor hatta. Evet, çizgiler hatta, görüyoruz. Evet, hatta kazıyor. Bu özellikle hasta kız resminde. Mung'un hasta kız kardeşinin yaptığı, kız kardeşinin ne hasta yatağındayken yaptığı resimde ekspresyonizmin ilk resimde, ilk verilerinden biri. Yani hasta kız ya da bu da çok yakın birbirine. O tarihe kadar doğadaki her şey, doğa olduğu gibi resmediliyordu. Marifet bu zannediliyordu. Evet. Çok da güzel örneklerini gördük onların, çok değerli sanatçılardan. Fakat artık çağın gerekleri, çağda olup biten, o devir, o dönemde olup bitenler falan her şey değişiyor. Her şey birbirini besliyor, her şey birbirini itiyor. Dolayısıyla sanatta da bir şeyler değişiyor. Sanatçı zaten toplumun en zekisi ve önde gideni ya, evet. Hissediyor bütün bunları ve o sıradan, yani artık sıradanlaşmış ürünler yerini farklı ürünlere bırakıyor. Mung da işte burada tetikleniyor. Yani Mung'un kendi depresif hayatından gelen, çok depresif bir hayatı var Mung'un. Küçük kız kardeşini 5 yaşındayken kaybediyor. Ablasını 13 yaşında kaybediyor. 20'li yaşlarda babasını kaybediyor. Bir verem söz konusu. İşte böyle hiç ölmek istemeyen 13 yaşında bir kız kardeş söz konusu, onun çırpınışlarını izliyor gibi böyle onlardan sonra tabii o etkiler. Çevresel sanayi başlıyor, bir sürü şehirlerde bir sürü şey, yalnızlıklar başlıyor. Bu da işte sanatçının ortaya çıkarttığı ürüne yansıyor. Duyarlı sanatçı, gerçek sanatçı işte sıradan tek düze giden şeyleri birden değiştirmeye bak. Boyayı inceltiyor, boyayı kazıyor. O hasta kız resmini bu defalarca yapmış, defalarca kapatmış. Önce bir pencere, pencerede çiçekler, hasta yatağın yanındaki pencerede çiçekler, ışık falan, çok ağır bir ışık söz konusuyken defalarca bozmuş, yıllar içinde hemen bitmemiş o resim. Ve orayı en sonunda kaldırmış, kazımış, hatta yakından bakıldığında o resmin kazınmış şeyleri görünüyor. Böyle boyasında kazılmış ve inceltilmiş hali görünüyor. Pencereyi kapatıyor, çiçekleri atıyor, sadece siyah bir perde bırakıyor. O da ölümü anlatıyor belki. Ekspresyonizmin özelliği olan şey iç dünyasını, o psikolojiyi yansıtmaya çalışıyor. Gördüğünü değil, içinden geçiriyor, süzgecinden geçiriyor. O psikolojiyi yansıtmaya çalışıyor. Evet, burada böyle çizgiler şey, görüyorum. Savaş belki evet. Bu. Bayağı bol çizgi görüyorum. Böyle diagonal devam eden gökyüzünde olsun, evet. Arkadaki doğa parçasında olsun. Bunları sen de resimlerinde kullanıyorsun. Oradan mı aldın? Böyle bir oradan etkilendin. Evet, zaten öyle çok da uzandı. O uzağımızdaki sanatçılardan yola çıkmadık tabii bu programda. Çoğumuzun öğrenciyken belki baktığı sanatçılardan yola çıktık herhalde. Ben de öyle. Ben öğrenciyken çok baktım Mung'a. Öyle mi? Sen ilk Mimar Sinan Üniversitesi şimdiki Devlet Güzel Sanatlar'da okurken Mung'u fark ediyorsun. Mung'u fark ediyorum. Ben o okulda okurken, o okulda benim babam okumuş, eşim okumuş. Çocuklarımız okuyor, ben de okudum. Arkadaşım okumuş. Tabii, beraberdik hatırlıyorum, evet. Çok güzel. Öyle bir okul benim için. İşte herkes bir sanatçıya bakıyor, feyz alıyor. Feyz almak durumundasınız, bakmak durumundasınız. Öyle hani kafadan öyle kapanıp falan bir şey yapılmaz. Tabii. Birilerini öğrencilik dönemlerinde taklit ediyorsunuz. Teknik öğreniyorsunuz taklit ederseniz. Ben de bir ara Mung'a baktım. Çok oradan etkilendim. Kendini buluyorsun evet. Aslında. Evet. Tabii nesinden etkilendim, boyasından etkilendim. Yani o figürlerin etrafında dolaşan o boyadan etkilendim. O figürlerin bütünselliğinden, iki figürün bile bütünselliğinden, yan yanalığından etkilendim. Ama şey kısmı beni hiç ilgilendirmiyor. Yani ben depresif bir hayat İnsan. Sürmedim. İşte öyle büyük travmalarım yok çocukluğumda, tabii Mung'da bunlar çok ağır bir şekilde var. Bende yok, bende ise hayat enerjisi haline dönüştü bu. Evet. Ben hayata çok bağlı biriyim. İnsan seviyorum, doğa seviyorum ve bunları
o figürlerin etrafında dolaşan boyalarla yansıtmaya çalıştım Munch'tan feyz alarak. Ve de işte çok renklilikten feyz alarak diyelim yansıtmaya çalıştım. Evet, demek çalıştım. Ki o Munch'un tekniğinden gördüğümüz o çizgiler, figürlerin etrafındaki o sarmallar sende bir başka şekilde. Evet, hayat enerjisi şeklinde, yaşam enerjisi şeklinde ortaya çıktı. Bende de yalnızlık duygusu var resimlerimde. Yani ondan hiç vazgeçmedim. Çünkü Munch'da çok acıklı bu tabii, çok depresif ve çok acıklı ama bende öyle değil. Hayatın bir gerçeği olarak bunu kabul etmiş biri olarak birilerine de bunu anlatmaya çalıştım. Bu son derece doğal bir şey. Yalnız doğuyoruz, yalnız ölüyoruz. Bu yalnızlık duygusunu da o büyük büyük kalabalıklar içinde yansıtmaya çalıştım. Benim resimlerim, tek figürlerim vardır. Munch'un o tek figürlerinden de etkilendiğim dönem oldu. Böyle dimdik ayakta duran, yaklaşmış böyle o hallerinden etkilenip birçok resim yaptım. Tanıdıklarımın resimini yaptım. Onların psikolojik dünyalarını yansıtmaya çalıştım. Hep birileriydi onlar. Şimdi artık o kadar değil. Şimdi hani daha böyle kafamdan portreler var ama gene benim için bazen biri oluyor. İşte yanındaki objelerle, onun renkleriyle, onun bakışıyla, onun duruşuyla, onun psikolojik dünyasını yansıtmaya çalışıyorum. Ben de çünkü biraz ekspresyonizm var benim resimlerimde de. Evet, senin resmin ekspresyonizm. Evet, evet var. Anlatımcı gerçekçilik söz konusu, zaten figüratif bir resim ama tabii ben de bir şeyleri kırmak istiyorum. Kırıp da bir şey kendi süzgecimden geçirerek gidilecek çok yol var, öyle değil mi? Evet. Yaşadığımız sürece değiştireceğiz, yenileyeceğiz kendimizi, resimlerimizi yenileyeceğiz. Aslında ne güzel, bak Munch'tan yola çıktın, sonra alev ermiş mavi tan oldun. Bizler hepimiz senin o güzel resimlerine bakıyoruz, feyz alıyoruz. Alevciğim harikulade anlattın Munch'u. Peki en son, yani bu resim hakkında söylemediğimiz ne kaldı acaba? Bu resme tekrar bir dönsek, var mı aklında bir şeyler? Döndükçe bir sürü şey geliyor aklıma aslında ama şimdi ilk gelenlerden biri biraz da Arnova etkisi olduğu, evet, düşünülür. Munch'un resimlerinde o boya, uzun uzun işte kılıç şeklindeki boyalar, böyle sarmal boyalarda. Fakat Arnova'da biliyorsunuz şey için dekoratiftir ve dekoratif anlamda kullanılır çizgiler figürlerin etrafındaki. Burada ise tamamıyla bir psikoloji yansıtma ve onu izleyiciye sunma ve onu da onun içine çekme hali üzerinden yapılıyor. Bu sarmalları ben Van Gogh'un gökyüzlerinde ağaçlarda gördüm. Evet, çünkü Van Gogh'dan çok etkilenmiş biri. Van Gogh da zaten ekspresyonizmin başlangıç isimlerinden biri. Tabii Yıldızlı Gece ile bu gökyüzün o Yıldızlı Gece'deki sarmallarla, harelerle buradaki Munch'un gökyüzündeki boya hareleri ya da akışları ya da boya sürüşü birbirini andırıyor. Yani birbirinden feyiz, daha doğrusu Munch'undan feyiz almış. Alevciğim, psikoloji dedin, Arnova dedin. Bir de Munch'un bir aşk hayatı var galiba, değil mi? Evet, Munch'un aşk hayatı çok fena. Çok hayal kırıklıklarıyla dolu, başarısız tecrübelerle dolu. Böyle o resimlerine çok yansımış vaziyette. Uzun süreli ilişkiler var. Böyle hatta bir turla muhtemelen. Onunla bir çok sancılı bir ilişkisi var. Hatta elinden vuruluyor, sol elinden vuruluyor. Orada bir şaibe var. Hani kim vurdu, nasıl oldu? Bir böyle çekişme anında. Böyle bir aşk hayatı var. Hep başarısız, yani şeyde başarısız, ilişkide başarısız. Dolayısıyla resimlerine en çok yansıyan şey çocukluğundaki o ev hayatındaki ölümler, kendi özel hayatındaki ölümler ve başarısız aşk hikayelerindeki aşk, evet, ama karşılıksız ve bir de çok enteresan bir şey, kadını çok kötü olarak tasvir ediyor. Yani çok kötü, bakıyorsunuz vampir gibi, bakıyorsunuz kıpkırmızı suratlı, bakıyorsunuz böyle şeytan gibi.
Hep böyle tasvir ediyor kadını. Bir problem var yani, bir problemi var. Tabii resimlerinde bütün o daha önce de sözünü ettik, çocukluğunda yaşadığı travmaların etkisi, ölüm, sıkıntı, buhran, bunalım. Hep böyle karanlıklar var. Karanlıktır zaten. Hani boya eziktir zaten. Boya kazınmıştır zaten. Böyle bunalırsınız bir, ama yani dünyanın da en iyi sanat eserlerinden biridir. Çünkü bir devrim başlangıcıdır. Doğru söylüyorsun. Zaten bu resme gelene kadar, bu resmi yapana kadar sanatçı bütün bunları yaşamasaydı, bütün bu iç dünyası olmasaydı zaten bu resim olmazdı diyoruz. Öyle değil mi? Evet. Peki Alevciğim, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın için. Çok güzel anlattın bize çığlığı. Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için, beni burada misafir ettiğiniz için. Benim için de büyük bir keyifti. Tekrar bir başka programda umarım görüşmek üzere diyorum. Severek, sevinerek. Sevgili seyirciler, bu programda Edvard Munch'un Çığlık isimli tablosunu ressam Alev Ermiş Mavitan'la konuştuk. Bir sonraki programda bakalım hangi ressamın hangi başyapıtını kim ile konuşacağız. O güne kadar hoş kalın, hoşça kalın.